Açıklanan rakamları değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği Uludağ Şube Başkanı Kenan Pars, TÜİK'in %90'ı emeklilerin harcama grubunda olmayan enflasyon sepetiyle yapılan bu hesap biz emeklileri temsil etmemektedir, dedi. Türkiye Emekliler Derneği olarak 6 aylık tüfe artışına endeksli zam sisteminin değiştirilmesini savunduklarını belirten Pars, bu sistemin aylıkları düşük olan emeklileri mağdur eden bir sisteme dönüştüğünün altını çizdi. Kenan Pars açıklamalarına şöyle devam etti, %90'ı emeklinin harcama grubunda olmayan 418 madde üzerinden yapılıyor bu hesap. Bu hesaplama yönteminin değiştirilmeli ve emeklilerin gerçek harcamaları üzerinden bir hesaplama yapılması gerekmektedir. Tüfeğe endeksli yüzleri zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüşmüştür. Öncelikle, emeklilerin mutfak ve fatura giderlerindeki yüksek artışların emekli aylıklarına yansıması sağlanmalı, enflasyon sepetinin emeklilerin harcama kalemlerine göre güncellenmesi gerekmektedir. Tüfeğe endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden, 5510 sayılı kanunun 55 maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan pay verilmelidir. Emeklilerin %70'i açlık sınırının altında aylık alıyor. Türk İş'in açlık yoksulluk sınırı araştırması Mayıs ayı sonuçlarına göre, gıda fiyatları aylık %2,28, yıllık %16,07 attı. Aynı ayda açlık sınırı 2830,17 Türk lirası, yoksulluk sınırı 9218,79 Türk lirası oldu. Açıklanan açlık sınırı 2825 lira olan asgari ücreti de aşmış oldu. Emeklilerin %70'inin asgari ücretin altında aylık aldığı düşünüldüğünde durum daha net anlaşılıyor. En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirilmesi öncelikli talebimizdir. Emekliler intibak bekliyor. 2000 sonrası emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama karma sistemi aylıklar arasındaki eşitsizliği arttırmıştır. Bu nedenler her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmelidir. Yani 2000 sonrası emekli olanların intibakları yapılmalıdır. Emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı %70 olarak belirlenmelidir. Şayet emekli maaşlarında gösterge sistemi ve taban aylık sistemi halen uygulanmış olsaydı, en düşük emekli maaşı 5000 liranın üzerinde olacaktı. Emekliler piyasaların dinamikleridir. Birkaç gün önce büyüme rakamları açıklandı. Esnafa 3000 ve 5000 hibe verilen bir dönemde %7 büyümüşüz. Pek inandırıcı değil. Devlet esnafa destek vermek, piyasaları bir nebzede olsa hareketlendirmek istiyorsa öncelikle emekli kesim olmak üzere emekli aylıklarında iyileştirmeler yapmalıdır. Alım gücü artan emekliler zaten esnafın kapısını çalacaktır. Emekliler piyasaların dinamikleridir. Emekli mutfağına harcar, evine harcar. Artan parasını çocuğuna, torununa harcar. Emeklinin aldığı aylık tamamen piyasaya döner. Dolayısıyla esnaf kesim desteklenmiş olur. İbe desteklerini çalışan ve emeklilere yapmadan piyasaların toparlanması mümkün değildir. Diye konuştu. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Güler'in, emeklilerin aylıklarının artırılmasını şeklindeki soru önergesine bakan Elvan'dan olumsuz yanıt verdi. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Güler'in, emeklilerin aylıklarının artırılmasını şeklindeki soru önergesine bakan Elvan'dan olumsuz yanıt verdi. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Kürer'in en düşük emekli aylığı ve bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin en az asgari ücret düzeyinde olması talebine içeren soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan yanıt geldi. Bakan Elvan, en düşüğü 1500 lira olan emekli maaşı ile bayramlarda, 1100 lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin yeterli olduğunu belirterek, bu rakamların üzerinde bir artışın şimdilik söz konusu olamayacağını ima etti. 1500 liralık en düşük emekli aile yoksulluk ve açlık sınırının altında. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yönelttiği yazılı soru önergesinde, emeklilerin ekonomik olarak mağduriyet yaşadığını, en düşük emekli maaşının 1500 lira olmasına karşın, bu rakamın yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti. Gürer, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin 1100 lira olmadan önce 1000 Türk lirası iken verdiği soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi. Emeklilere bayramda ödenen ikramiye tutarının en düşük emekli maaşı seviyesinde eşitlenmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Ülkemizde 1500 Türk Lirası emekli maaşı alarak hayatını idame ettirmeye çalışan birçok vatandaşın varlığı da göz önüne alınarak bayram ikramiyesi tutarının asgari ücret tutarına eşitlenmesi bir gereklilik arz etmektedir. Bu bağlamda bir çalışma yapılması düşünülmekte midir? Gürer'in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe imkanları dahilinde 2002 yılından itibaren emekli aylıklarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini, buna göre işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarında ilgili sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü genel artış oranlarının yanı sıra seyyanen zamlar verildiğini belirtti. 17 Ocak 2019 tarihli ve 7161 sayılı kanunla dosya bazında ödenecek aylıkların 1000 TL'den az olmayacağının hüküm altına alındığını ve söz konusu tutarın 25 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı kanunla 1500 TL'ye yükseltildiğini hatırlatan Bakan Elvan Nitekim 2002 yılı Aralık ayından 2021 yılı Nisan ayına kadar olan dönemde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı nominal bazda artış sağlandığını, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığında artışa gidildiğini ifade etti. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bağlanan en düşük emekli aylığı yükselmiştir açıklamasında bulundu. Emekli aylıklarındaki iyileştirmelerin yanı sıra, 11 Mayıs 2018 tarihli ve 7143 sayılı kanunla emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 er Türk Lirası tutarında bayram ikramiyesi ödenmesi hususunda düzenleme yapılmış ve söz konusu tutar 29 Nisan 2021 tarihli ve 7310. 8 sayılı kanunla 1100 TL'ye yükseltilmiştir, diyen Bakan Elvan, 2002 yılından itibaren memur, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarında yapılan artışların aynı döneme ilişkin tüfe artış oranının oldukça üzerinde olduğunu ileri sürdü. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, bugün açlık sınırının asgari ücret seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, ülkemizde milyonlarca emekli açlık sınırının çok altında olan 1500 lira maaşla geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Artan enflasyon oranlarının yanı sıra temel gıda ürünlerine her geçen gün gelen zamlar emeklilerin boynunu bükmüştür. O nedenle en düşük emekli aylığı en az asgari ücret seviyesine getirilmeli, Kurban ve Ramazan bayramlarında ödenen ikramiyeler de aynı şekilde asgari ücret tutarına eşitlenmelidir. Rakamsal veriler yaşamın gerçeği ile örtüşürse anlamlıdır. Çarşı pazar yangın yeri ve emekli geçim sıkıntısı içindedir. Geliri daralmıştır yaşanan gerçek enflasyonun altında verilen zamlar ile emekli geçinemez durumdadır. Elektrik ve doğal gaza her ay zam yapılan ülkede, emekli hayatından memnun denemez, diye konuştu.